Merhabalar sevgili arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, daha önce de yaptığımız bir seri. Ucuz, orta, pahalı. Şimdi aynısını yapacağız. O zaman Mami yoktu, şimdi geldi. Kamera arkasında biz anlattık mı anlatır gibi ama anladın mı kime? Anlattım Mahsus. Topu yok edeyim mi? Yok etme. O zaman atıyorum. 1 milyar 1000 TL, 2 800 TL, 3 3000 TL. Bak şurada bir tane sıfır var. Deliği çok kısa. Bak burası 10.000 TL. Tamam, en son ben atıyorum. Oğlum 10.000 TL bir gelirse bana var ya. Ben zaten işe gideceğim, belli. Aha. Onu... 2! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 3 geldi! 3 geldi! Oraya gelme de, Selçuk şuraya gel. Geldi. Ben gördüm kadar, hile yapma. Ya ikisinde de para var, ne konuşuyorsun? Tamam. Birinde 1000 lira var, birinde 3000 lira var. Ver 3000 liramı. Adada mutlu yaşam, paralı yaşam nasıl olur hepimize göstereyim. 3000 lira zarfı alayım. Aha! Aha! Ulan sonra çıkarsa gitti. Hambarlık yapıyorsun. Yapmıyorum. Niye hambarlık yapayım ya? İhtiyar öyle bir şey yok. Aç kalırsın. Köpekler yer seni. Limit sat. Ayakkabı boya. Tamam ben 3000 aldım. Ayakkabımı boya. Veririm. Ayakkabı boyu demek. Temizlik malzemesi geldi. Domates. Eve mi kirlendi? En kral deterjan bizde. Ayakkabı boyu demek. 3000 lira parayım. Hayır. Allah! Bir dakika bu saat. Çalışmayın. Ne olmaz? Geç o ayağı abi. Hissediyorum kutunda büyük var. 10.000 TL'yi bulacaksın. Sağ ol. Harbiden 10.000 TL. Yes kabım be! Yeah! Nasıl hissettim 10.000 TL'yi bulacağını? Ben medyum muyum acaba ya da dahil miyim? Bir şeyle kalacağım ki 10 milyar para. Mami abi para mı var? 10 milyarım var. 3000 TL de bende var. 13 milyar güçlerimizi birleştirirse. Tamam yok senlik bir şey yok. Bak 100 tane alsa aynısını oğlum, bir daha yapamam. Oğlum 3 milyar Mami 10 bin lira kazandı ben 3000. Ama ben 3000'li o adada Mami'den daha rahat yaşarım. Neden? Çünkü Mami'de beyin yok. Gider saçma zaman şeyler alır 10.000 lira çöpe gider. Bunu duydunuz değil mi? Şimdi adada yanıma geldiğinde bunu açıp izlettireceğim ona. 3000 liram var senden bir şey istemem ki. Zarfları ver lan. Zarflara geçelim. 3000 TL. Ağzıma da çok, yüzüme de çok. Ben 10.000 liralık gider çadırımı, mangalımı, etimi. Haydi Liliyar, Liliyar. Ben şimdi otalı nasıl yıkıyorum şimdi? Bakın baba, adada baba benim baba. 3.000 lirayla adada Mami de dahil hepsini satın alırım. Beynini kullanırsan az parayla çok şey yapabilirsin. 3.000 de az para değil yani. Dilencilik sanat olsa biz başörünü çekerdik reis. Tamam yanında çalışır bağırsın. 100 lira ver, yanında yarım saat bağırsın. Deterjan, deterjan diye bağıracaksın. Şimdi ben sana yardım vereceğim değil mi? Doğru mu? Evet. Ne kadar vereceğim? Sen hep izle. Sana 100 milyon vereyim. Vallahi. Evet. Ama ne kadar çalışacağım? Yarım saat çalış yeter. İpo, tamam. İpo diye var yeter. Domates. İpo satıyor domatesi. Domates. İpocu, temizlik malzemesi geldi. Deterjan var, İpo var. Evin mi kirlendi? Girsin, İpo. Domates diyesim geliyor, niye sen? Oğlum bir şey diyeceğim ya. Adam 10.000 lirayı nasıl denk getirdi lan oraya? Harbiden ama ben çok şaşırdım. Ama bak benim şey var ya, kayıtta görürsün orada. Onun hemen yanına düştü. Vallahi aynen. Yanına düştü. 100 lira için sağ olsun. Deterjan, İpocu, İpocu. Domestos. Evin mi kirlendi? Endişelenmeyin. Çamaşır suyu. Domestos, yersin. Ayağınıza geldi. Domestos, çamaşır suyu. Temizlik işleri ayağınıza geldi. Domestos. Vallahi dolandık, bayağı dolandık ama gerçekten işleri zor. O bir yanda anlatırken bir yanda gözüm paraya gidiyor. Ama bunu alamam. Niye? Bu kadar iş yapamadık. İnanam canı sağ ol, hiç verme. İş benden, yapamadık benden ama. Olsun, benden olsun. Vallahi senin de canı sağ olsun Murat abim. Sağ ol, helal et. Helal et. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Şimdi video çekiyoruz da Emregül YouTube kanalında. Ben senden para falan istemiyorum. Yalnız burada çalışayım, bana yemek verir misin?
Yani şerefim var kardeşim. Ne verirsin? Ya canın ne istiyorsa. Hiç tamam, önemli ne değil. Yapayım? Ne istiyorsun? Senin çalışıp çalışmaman da önemli değil. Nasıl istiyorsan hiç sıkıntı yok. Tamam, ben masaları falan sileyim. Hiç sıkıntı yok. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Tamam. Benden yana da yana hoş olsun. Eksik bir şeyiniz var mı? Yemeği geldikten sonra çay getirirseniz. Tabii ki. Çaylar bizde. Öyle değil mi usta? Buyur abi. Rica ederim abi, afiyet olsun. Gel masalar sil. Gel. Dudakların yanarsa karışmam. Müsaaden varsa ben gidebilir miyim? Müsaade senin. Bana yemek olarak ne verirsin? Ne yemek istersin? Sen ne verirsin? Gönlümden. İçer misin? Senin pilicini ayarlasınlar. Ben sana harçlığını da veririm kardeşim. Sen buraya kadar Allah gelmişsin. Gönlü güzel olarak gelmişsin. Şöyle buyur kardeşim benim. Allah razı olsun. Yeter ki bana hakkını helal et. Sen helal et. Eline emanet sağlık. Boyuna tüm güzel insanlarımızı bekleriz. Tamam abi. Beğendikse tamamdır. Beğenmedikse yeni bir tane düşürelim. Arkadaşlar şimdi burayı hallettiğimize göre 200 TL de kazandık. Allah razı olsun Hakan ustamızdan. Şimdi bunlardan da ne yapacağız? Diğerinde yaptığımız gibi gene streç alacağız. Başka türlü yatak yapamam yoksa. Uygun. Şimdi adada görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar herkes malzemelerini aldı. Mami çok keyifli. Çok fena şeyler aldı. Murat abi acından geberiyor. Hipo satıyordu, kimse almadı. Emre arkada ne aldı bilmiyorum. Emre de bir işe gitti ama onu göremedim ne yaptığını. Şimdi iki tekne adamıza gidiyoruz. Emre! Emre de acından geberiyormuş. Ada nerede Mami biliyor musun şu an? Bak tam kafanın üstünde ada. Orada neler aldığımızı göreceksiniz birazdan. Arkadaşlar şu anda adamıza vardık. Gördüğünüz gibi akşam oldu. Adaya tam erkenden varamadığımız için yarın da burada olacağız büyük ihtimal yarı saatine kadar. Adanalı olanlar bilir, Tavşan Adası'ndayız. Zaten burada bizim adamız olmalı. Devlete para verip bu adayı kiralamamız lazım. Evet, en çok biz geliyoruz çünkü. Evet. Geldiler, görüyor musun? Arkadaşlar ben bu kadar şanssızım ki gene hep aynı şeyler yaptım. Streç bileyim, vazgeçilmezim. Ekstradan bir tane de yapışkan aldım ne olur ne olmaz diye. Doydoy'da da çalışarak tavukla pirinç aldım. Akşam uzun, bunlar bana bir şey vermez. Yatağım da hazır, yiyeceğim de hazır. İdare ederim ben bununla ya bir şekilde. Arkadaşlar zaten orada video giriş yaparken kafadan bir 100 lira para kazandım. Ben artık çalışma yaşını geçtim emekli olduğum için. 100 liralık ben de elimden gelen ekmek aldım. Biraz domates aldım, su aldım, ışık aldım. Bir de olta aldım. En büyük ödülü kendime birazcık mazot aldım. Birazdan gece sivrisinekler bastığı zaman hiçbir şey kurtaramayacak onları. Bence onlar hiçbir şey almadı. Benden medet umacaklar. Şunları da zaten bedava buldum. Bunlar da üstünde yatarım. İnşallah sabaha kadar bir şey olmaz. Ben de arkadaşlar 3000 liraya yatağımı aldım. Çadırımı aldım. Sandalyemi aldım. Termosum var. Karpuzum var. Peynirim var. Yumurtam var. Suyum var. Hiç kimseye muhtaç olmadan çok güzel bir şekilde karnımı da doyuracağım. Yani çadırım da var, yatağım da var. Rahat bir şekilde yaşayacağım. Buranın hakkı 3000 liraymış, bunu anladım. Mütevazi bir hayat beni bekliyor. Arkadaşlar siz 10 milyarla ne yaptığımı merak ediyorsunuz. Şimdi say bu bitmeyecek. Olmayanları saysam daha kolay olacak. Ama öncelikle güzel bir giriş yapmak istiyorum. İşimizde arkadaşlar. Olmayanlara kafak olsun. Öncelikle 5000 liraya bir çadır aldım. İyi, gece rahat yatmak için. Murat abi mazot aldım. Sinek minek diyor ya. Sineği öldürüyor. Öyle bir çadır. Sandalyemi aldım. Masa aldım. Yiyeceklerim, içeceklerim falan filan. Zaten bunun içerisindeki malzeme beni burada bir ay idare eder de ben fazla aldım. 1000 lira da cebime ayırdım. Çocuğa bezmez alacağım. Her şeyim tam. Güzel bir şekilde burada 10 numara bir vakit geçirmeyi düşünüyorum. Geldin burada havai fişek gösterisi yapıyorsun. Deli misin lan sen, parayı havai fişeğe harcıyorsun? 3 para dakika. Çok kaldı. 3 saniyelik gösteri için geldi burada parayla havai fişek almış. Bize artistlik yapıyor. Ama çok kaldı. Oğlum önce yemek, önce barınak. Şunu görüyor musun? Zevk meselesi baba. Yerine geç baba. Tebrikler kardeşim. Enayi'nin gösterisinden biz de faydalandık. Bedava izledik. Havai fişeği izledik. Sen izlersin ben patlatırım seni. Vaaav! Böyle her. Evet arkadaşlar, ucuz, orta, pahalı serisi başlıyor. Kamera arkasındaki arkadaşlar bile acından öleceğini bilerek şu an Mami abilerine köpek gibi yardım ediyorlar. Çünkü aç kalırlar. Yasin, gel kardeşim. Mami abi, acından ölün Yasin yoksa. Öldürürüm abi. Yardım mı edeceksin? Edim abi. Hadi kur bakalım aslan çocuk. Senin baban nerede? Orada kaldı. Tamam onu et. Gel kur bakalım, yardım et bana. Önce şunları çıkarak abi zarar görmesin. Bak, nasıl bir çadır almışım lan.
Harbi lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oh. Abi bu ev gibi ya. Arkadaşlar bir duyuru için geldim. Bana yardım edenlere de karpuz, peynir, ekmek vereceğim. Benim bir tane abim var, o da Mami abim. En başka abim yok. Sende hiç akıl var mı? Niye? Niye buraya kuruyorsun bu çadırı? Sana ne, suya sıfır. Mazaral diye mi? He. Sabah güneşten yanıp benim yanıma gel. Kliması da var çadırın. Hadi git bakalım. Elektriği nereden bulacaksın? Jeneratörlü. Benim de param yok, pulum yok, yatacak yerim yok. Sadece param bir... yok. Bulum yok. Oturacağım domates peynir. Ormanın içinde çadırımız. O zaman ek. Oranın havası daha serin. Güneş vurmuyor ya ağaçlardan. Mis gibi ya da sabah Mami ağlayarak gelecek. Sen benim adamımsın. Sen benim yanımda yatabilirsin. Bunu soğan ekmeğe bile talibiz. Gece aklıma dehşet şeyler geliyor. Belki bunlara bir operasyon yapabiliriz. Belki hırsızlık da yapabiliriz. Nasıl koruyacağım bu kadar malzemeyi burada? O çadırımın içine koyup elime bıçak alacağım bir tane. Gece. He mecbur malımı ye. Ben de yiyemem gibi duruyor sizin yüzünüzde. Ondan sonra Murat abiyle biz sonuna kadar abi kardeşiz. Gece hırsızlık yapacağız. Seni mutlu edeceğim. Gece adam... seni mutlu ederim gel. Şimdi bunu üstten nasıl... O para bir gün bana çıksın var ya, ben bunları içim yapacağım içim. Boş konuşma. Seni sabaha kadar oltanın başına dikerim. Bak balık gelmesini beklersin. Gevezelik yapma, bu adada bize muhtaçsın. Hambal olduk anasını satayım ya, ne kadar şanssızım. Ben... Et yok mu? Has dostumsun, sucuk var. Tamam. Tabanı herhalde çadırın. Malzemelerimiz araya gitmesin diye bağlıyor. Gerçekten. Hayır, karınca olur, tavşan gelir, her şey gelir onun için. Ekmeğimi kurtardığın için bir tanesi senin. Teşekkür, beraberiz. Tabii. Adamla Mami'yle böyle olduk. Dayı siz yanlış yaptınız, onu çekmeyecektiniz. Kendiliğinden bağlanayak da mı? Arkadaşlar Mami beceremedi. Gene de yani yardım edek dedik. Buraya kocaman çadır getirmiş, cenaze çadır gibi. Beceremedi, yardım ediyor gene de. Yalvardı demin bana, kamera kayıtta değildi orada. Çek. Yalvardın mı yalvarmadın mı lan? Bu kadar malım var, ne yalvaracağım lan köpek? Kardeş ben bunu yapamıyorum, yardım et lan Sefa dedi bana. Oğlum bu gerçekten ters mi lan? Keşke adam dursaydım da harbiden bunlara muhtaç olmasaydım. Baba para her şey değil, biraz da insana beyin lazım. Ben çadıra da yardım edin oğlum. Herkes Mami'ye yardım ediyor, biz de ediyor. Benim param var diye diyor lan. Benim de param vardı. Abi, bu çadırın altı var mı abi? Yok. Bu çadır şey lan. Lan bu çadır şey. Denize gittiğinde plaja kurdun yalları açık olan çadırdan mı? Senin aklını yatılır mı lan? Oğlum altında... Oğlum gece her şey gibi. Benim çadırımın altını verin çaldıysanız. Lan yanları da yok bu çadırın lan. Oğlum bu güneşlik çadır lan. Yemin ederim. Yemin ederim şezlong koyuyorum. Bakma. Neresi var? Bu da diğer ya. Farklı olması lazım bak. Kardeşim bu tulum, gece bunun içine gireceğim bu şey. Git lan, sus yalan söyleme. Arkadaşlar gerçekten yanlış çadır almışız herhalde. Çadırın altı yok gerçekten. Tabanı yok da bak, yanları var ama ha. Bak penceresi var. Bence yanlarına gerek yok. Altı da zaten yok, yanlarını da boşa kurma. He, ben... Karton versin Murat abi sana. Senin çadırında benim mallarımı da birleştirmeyle birlikte senin çadırında bana yerin var mı kardeşim? Zaten sabahtan yok. Beri bana demediğin, etmediğin... Ama bir ton malım var. Para herkeste var, bize dost lazım. Dostun geldi. Dost burada. Dostum burada. Bence yanını kurma, uçar bu çadır Emre burada. Lan baksana rüzgara. Tabanı yok. Sağlam malzeme, tabanı da var yani. Öyle boru değil ha. Ben çadırı 1500 TL'ye aldım. 2000 dedi. O ne lan? Çadır çek. Al. Çadır ırsın, çadır. Ağaç devrildi. Abo! Ağaç girmiş Mami'nin çadırına. Ananı ne oldu lan? Aşağıydı. Abo çadırda Mami yatacağına ağaç yatıyor. Çadır uçmuş ağacın üstüne. Ya tokacan böyle çadıra. Koş. Rezil oldu parayla, 10 bin lirayla rezil oldu. Koş oraya çek koş. Ya abi böyle çadır mı olur ya? Çadır orta şurada oturuyordum, üstümden uçtu gitti ya. Kardeş bir ses geldi. Ben dedim ki herhalde dedim a**ım hortum çıktı. Yuf dedi, bir baktım senin çadır içinde ağaç yatıyor. Ağaca. Baba benle anlaşıyor musun Sefa? Anlaşmıyor. Hayır yok ya. Havai fişek gösterisiyle giren Mami hemen adada rezil oldu. Ben niye çadır... kendime gidip tulum almadım ki tek kişilik? Bu çadır kaç aldın? Ya sikere 5000 liraya verdim. Abi buna bir çözüm bulmamız lazım ya. Ne yapacağız? Zekanı çalıştıracaksın. Çalıştırdım. Senden oldum işte. Zekanı çalıştırırsan gelirsen öyle şov yapma bana. Havai fişek şuyum var bunlar. Tamam. Abine gel yardım et. Sana ben barınak ayarlayacağım gel. Sana dedim ki rüzgar var burada dedim. Üstünden güneş vuracak sabah dedim. Uçacak bu çadır dedim. Tamam, dinlemediniz. Gel. Aa gittim ağaçların arasına vurdum. Gel yardım et gel. Sefa kırılırsa o bir boku yarama. Öyle olmaz. Şöyle şöyle. Dur kada olmaz. Öyle yok, değil, yok, öyle, yok, değil öyle değil öyle değil. Yok Sefa abi öyle değil. Tamam nasıl? Bunun böyle geçire geçire götürüyorsun onu. Geçir çek yukarı işte, bak. Yani yan damasına. Üçgen mi? Gel onu kendine bırak. Tamam bak, biliyorum bak, ama şimdi bak şuradan başlayayım mı köşeden? Yok dur ya bir dakika ya. Ya Murat Yakup! Tut Sefa ucundan.
Murat abi. Tamam, bir odası benim kardeş. Bu bir odası. Tamam. Bakacağız. Diğer odası benim. Oo, Şefan bunun diğer odası gerçekten benim ha. Performansına bakacağız. Almasın oğlum. Kaç kişi kalacak orada? En iyi kim performans gösterirse baş köşede oyatacak. Oğlum tamam da ben sana karşılığında bir şey veriyorum ha. Ekmek veriyorum. Et veriyorum. Tavuk veriyorum. Bunun karşılığında sana yemek veriyorum. Sen manezu bildiğin hiçbir şeyim yokmuş da bana şey yapıyormuş gibi hareket ediyor. Her şeyin olabilir ama beynin çalışmadığı için çadırın uçtu. İcraat yok. Malzemeler şey yapıyor. Beni bunlarla aynı mı tutuyorsun? He. Durana s**eyim. Ben çıkıyorum gidiyorum kendim de oda yapacağım. 1 lira da bir şey vermiyorum size. Sen bir lokma bir şey de vermeyeceksin. Verirsen namertsin lan şerefsiz. Tamam. Lan sana ihtiyacımız mı var? Allah beceriksiz. Oğlum videonun başında ona yalakalık yapıyor. Bu ne geziyor burada? Patron sensin. Anlıyor musun sen bu işten? Anlarım. O zaman arkadaşlar sizin paranız pulunuz yok. Ben şuraya sandalyemi açıp oturuyorum sizi izliyorum. Hanginiz daha iyi çalışırsa ona en güzel çadırın baş köşesini vereceğim. Geçiyorum. Ben karışmıyorum. Şezlong nerede baba, ben? Şey. Kalite. Selamlar sevgili arkadaşlar, videonuzu balla biliyorum ama bugün sizlere daha önce de bahsettiğimiz gibi Binomo'dan bahsedeceğiz. Arkadaşlar birçoğunuz Binomo'yu hala anlamamış, anlamayanlar için anlatıyorum. İyice dinleyin. Binomo'nun gördüğünüz gibi arayüzü bu şekilde. Aşağı yukarı giden bir grafik var. Bu grafiğin ya aşağı gideceğini ya yukarı gideceğini tahmin ediyorsunuz. Evet, burada işlem süresi var zamanlayıcı. Tutarını yapıyorsunuz. Ben 1200 tutarlık bir işlem yapacağım sizinle beraber. Yukarı diyorum. Şimdi hep beraber izliyoruz. Şöyle de yakınlaştırabiliyoruz. Evet, 4392 TL kazandık yaptığımız işlemden. Biraz daha detaylı anlatıyorum. Menülere giriyoruz. Burada arkadaşlar işlemler var. İşlem geçmişinizi gösteren bir menümüz var. Ondan sonra bonuslar var. Bonuslarda şu anda bir şey yok ama zamanla oluyor. Bakiye, kendi bakiyeniz ve deme hesabınızda da 8000 TL var. Dikkatinize, uygulamayı daha çabuk anlamanız için verilen bir bonus. Burada da para yüklüyorsunuz. Kullandığınız bankalardan para yükleyebilirsiniz. Burada birçok banka koymuşlar. Onu seçerek para yükleyebiliyorsunuz kolaylıkça. Şimdi diğer menülere geçelim. Turnuvalar var arkadaşlar. Şu anda istediğiniz bir turnuvaya katılıp kazancınızı yükseltebilirsiniz turnuvalardan. Burada da Binomo'nun eğitim videoları var. Anlamadığınız bir nokta olursa oradan eğitim alabiliyorsunuz. Destek hattı var. 7/24 destek açık. Telegram da kullanıyorlar bu arada. Evet arkadaşlar, Binomo'yu kullanmak bu kadar basit. Aşağı bıraktığım linkten Binomo'yu indiriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yaşınız 18'in üstü olması lazım. Ek geri sağlamak istiyorsanız Binomo'yu tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi videoya kaldığımız yerden devam ki. Bence Murat abi çadır hakkında en ufak bir bilgiye sahip değil. Şu an kafadan uydurmasyon konuşuyor. Muhtemelen bu çadırı kuramayacağız. Mami de gitti aşağıda çadırını düzeltiyor. Yanları söküyor rüzgar uçurmasın diye bağlıyor çadır oraya. Mami'ye burada artistlik yaptık ama bence bu çadırı kuramayıp Mami'nin yanına geri gideceğiz. Bunlar olacak da. Abi ben bilmiyorum. Patronum diyorum. Hiçbir gelişme yok ya. İnternetten video izliyorlar. Senin videonu izleyip sana like atacaktık ama şu an çadırı izlemek zorundayız. Çok güzel bir çadır almışsın. Yani bayağı geniş bir çadır. Onun için YouTube'dan... Bizim gibi fakirler anlamıyor çadırdan. Arkadaşlar onlar beni oradan kovdu. Sefa yok, beyin yok falan filan. Cacut. Hayırdır oğlum ne beyin yok? Çadırımızı düzledik arkadaşlar. O demirler yere çakılıyormuş. Biz onu şey yapamadık. Saçma bir çadır almışız ama önemli değil. Çadırımızı geri getirdik, kurduk. Ateşimizi de yaptık. Şimdi kebabımızı da yapacağız. Yakup da bana yardım ediyor. 10 numara. Nasıl olacak Yakup? Başarılı bir şekilde ikimiz burada mis gibi hayatımızı yaşayacağız. Yakup ama ben senden korkuyorum. Ben s**k gibi bir tavrım var. Estağfurullah. Bir tedirgin oluyorum Yakup. Evet. Tamam ama uzak dur biraz. Evet, tamam. Ya kebabımızı yiyeceğiz. Böyle. Yakup'tan biraz çekiniyorum ama. Etimizi yiyeceğiz. Gibi. Tamam Yakup. Evet. Yem artık yeter lan. Yapacağız diyor da hepsini bana kilitleyecek. Yok. Ellerini göster. Bana kilitleyecek ellerini hepsini. Ellerini göster ellerini. Baksana. Elini göstersene bir tamam elini göster abi. Yakup'cum. Tamam elini göster. O beyin yok dedi. Ona istinaden ben şu an beynimin olduğunu ona gösteriyorum. Ha, sen beyinsin ben herhalde. Tamam yak bakalım. Aferin Yakup. Nasılsın ama? Çok güzel. Yakup'cum sana karşılığında yemek memek var. Ne var? Önce tavuk mu kebap mı? Hangisini istersen kebap, o yapılacak. Kebap. Onun ardından meyve. Oo neler bahşediyorsun bana? Oo lan. Defol lan köpek hadi. Oradan ben sesler duyuyorum. Bana artistik yapmayın. Tamam. Senin yanındaki adam benim sağ kolum. Tamam. Yakup buraya gel dediğim zaman orada tek başına kalırsın. Ben ajanım. İnce detay ajan. Yok öyle bir şey yok asla. Yakup. Yazıklar olsun. Yanıma gel kardeşim. Asla öyle bir şey yok. Heh. Öyle bir şey yok. Tabii. Tamam ben buradayım. Nereye gidiyorsun? Buradayım. Yakup. Çadırı kontrol edeyim buradayım. Tek kadın lan. Çakal. Olsun, tek başıma da yaparım. Bakalım. Acınızdan ölünde, ebenizin göğüs. Birazdan kasabın önünde ciğer bekleyen kedi gibi miyavlayacaksınız burada, ben sizi göreceğim. Kuru soğan, kuru ekmek yeriz, yine de bedenimizi terk etmeyiz. Dersin. Yakup şimdi aç.
Bakın gördüğünüz gibi Yakup beni satmıyor ama ben abilik yapıyorum mamiye. Git kardeşim yardım et, sıkıntı yok. Sen razıysan kefilsen ben gidiyorum. Burada seni bir tane seven yok. Sırf paran var diye burada millete heykellik yapma. Sus bak, adamı yardıma gönderim. Gitsin, ben kabul etmiyorum, onu da kabul etmiyorum artık. Ben tek yapacağım. Parayla satın alamayacağın gelme şeyler var. Onu da kabul etmiyorum. Hepiniz geleceksiniz oğlum. Tamam sen bilin lan. Tamam gelme. Arkadaşlar mamiye falan ben oradan sataşıyorum buradan da. Burada bir action aksiyon olmadığı için aşağıya sataşıyorum. Bakın sabahtan beri çadırın sadece tabanını yapabilirler. Bir de tabanı da bitmedi daha. Defa sana öyle bir çadır yapacağım böyle. Krallar oturamayacak onun içinde. Umarım dediğin gibi olur yani. Umarım. Arkadaşlar o gerizekalılar bakın bir çadırı bile kuramıyorlar. Beyinsiz dedi ya bana. Üç beyinsiz. O da bir çadır kurmaya çalışıyor. Bak yandı. Şimdi ne yapacağım? Gel şunun içini bir göstereyim sana ilk defa. Abi ben açabilir miyim? Aç hadi lan. Aç göster. 3, 2, 1 aç. Etim, yağım, altında buzum, tavuklarım, her şeyimi aldım. Şimdi tavuğumu yaptığım zaman kokusu oraya gidecek. Baba neyin lan? Baba bizden lan. Kısırga kalk. Hiçbir bok yok. Ama bu çocuklara sana da kameraman. Eyvallah abi. Sana da vereceğim. Sağ ol abi. Sen adamsın. Hiç sesin çıkmadı. Sana da vereceğim. Yakup'a vermem abi. Terliyor görüyor musun? O Yakup cine de yok. Çıktı gitti ona da yok. Ben kalktım. Şu an bu iş olacak arkadaşlar. Rahat olun. Emre de kendi derdine düştü. Baktı burada bir film yok. Buradaki çadır olmayacak. Ben ayağa kalktım ya. Bu çadır olacak. Rahat olun arkadaşlar. Evet Murat. Bak yapıyorum bak. Arkadaşlar birinin çadırı uçuyor, biri çadırı daha kuramadı. En iyisi benimki ya, sağ olsun biri kuzenim biri de Yasin arkadaşım. Bana yardımcı oluyor, ben de onlara yardım ediyorum. Böyle evlilikte en güzel yer sizce kimin, yorumlara yazın. Aşağıdan gelen kokular duydun mu? Mami et pişirmiş. Yemeğim var benim. Ne yemek? Yemek çalışarak yemek kazandım. Karınca talamıştır o yemeği şimdi. Mami'yi kovduk ama gerçekten gidip biraz yalakalık yapmamız lazım. Ben el öpmem. El öpmeyle ağız kirlenmez aslanım. Sen bunu çok büyük yapmışsın lan Emre. Boşta şu an ha. Yok yok. Sararken germesi lazım bunu. Baba biz bu işe cumartesi başlamadık ha. Yakın oldu. Çünkü daha bu tarafı ayarlamadık. Orayı da ayarlayalım. Lan ne güzel şey de kuruyor. Bir şeyler çaktı et de biz de bunu yaptık. Sefacığım yani tamam 3 milyar zenginsin de. Biraz herhalde. Yani bunun bir ufağını alsaydık hiç evet. Bu kadar uğraşmazdık. Anladın? Zaten insanoğlunu bitiren nedir biliyor musunuz? Evet. Açgözlülüğü. Lan bu dünyada gelmişsin 30 yaşına, yaşayacaksın daha 30-40 yıl, yarıya gelmişsin. Ne uğraşıyorsun lan? Git tatile, keyfine bak. Ne işin var lan senin adada? Ben bak, arkadaşlar ya, ben adam, gidiyorum aklınıza adam, adam. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum, bakıyorum. İnsanı bitiren nedir biliyor musun? Hırs ve açgözlülük. Gittik en kral çadırı aldık. O gitti 8 bin liralık mı 5 bin liralık mı ne çadır aldı uçtu. Gerek yok. Ben yüzerek buradan çıkıyorum. Evime gidiyorum. Çorumla çocuğumla aileme vakit ayırmak istiyorum. Ha haklı. Yüzebilecek misin? Biraz maviden et dileneyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baba ne yapıyorsun? Sana ne lan? Elimi uzattın. Heh, tamam. Aleykümselam. Baba kebabın kokusu geliyor ya. Ben dedim baba. Rüzgar buradan esiyor baba. Koku, he baba. Koku bize geliyor. Tamam hadi git. O zaman ne yapacağız? Ya alıp kaçacağız. Yok yok. Ben giderim. Gönlüyle olmaz lazım. Baba ben videoyu bırakır giderim. Baba bir söz var bildin mi? Ne? Komşuda pişer bize de düşer. He baba. Ben pişireyim görürsünüz. Beni ettiniz ya baba. Babacım gel ben çadırı kurduk lan. Murat abi internetten baktı yaptık ha. Aferin size lan. Et ver sen de kalacaksın çadırı. Yok sabaha kadar yerim. Oğlum burada kalamayın. Bak 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 görünüyor çadıra bak çadıra. Nasıl evet. Baba? Çok güzel yapmışsınız. İçinde burada var ya seni kurtlar kuşlar yer her yere açık bu çadırın bak. İstiyorsunuz mu yemek? Oo. Yani niye kovdun oradan? Kovmadım sen. İnsanların içine ben elencil edeceğim. Tamam gel öpüşek barışak gel. Öpüşek gel. İzinden çıkın. Öpüşekten mi tükürdün lan? Hı? Çocuğu. Dede et vermesin. Ananı senin ya. Git lan. Hiç kurusu. Sana hiçbir şey yok. Sana hiçbir şey yok. Sen de işi şuna tut be yandı. Ciğer gibi oldu harbiden lan. Sana bir yer yapmışım. Dur yemeyeceğim. Aç köpekler. Ne oldu? Ne olur. E benim yemeğim var. Baba gerçekten lezzetli adam yapmış ya. Bu adamı ben baş köşemde yatırmayayım da nerede yatırayım çadırımda? Anlat. Ben ne dedim kameraman? Çadırı da almadık. Gel benim yere bak. Abi bana ayırsaydın ya biraz. Sana da ayıracağım kameraman. Ben sana en başta söyledim. Adam eti yapıyor ya.
Düğün mevzide tek marka Mami Emel. Yanına ayrılmam. Kimi? Ha. Yemekten sonra gene benle. Tekleri yoruma yazın. Ben çok iyiyim. Arkadaşlar birinci postayı yedik. Aç köpeklerin hepsi yanıma toplandı. Gördünüz. Aha bu köpeğe kadar. Yanıma toplandı. Benim yemeğim orada. Benim yemeğim orada. Haddini aşma. Bu ayranı niye getirdin aga? Mami abi ayran senin de. Evet. Ayranınla bir... Şimdi aç köpek s**tliği bel kaldırdın bana. Öp lan bu kaldırdığın eli. Köpek atsın. Vermiyorum ayran bana. Kalk s**tliği git. Benim eşyamı elleme lan. Yok abi alelet. Senden büyük Allah var. Beni orada kol gördünüz. Görmedik, yardım ettik bak sana. Geldik seni çadırımıza alacağız dedik. Ben de size yardım ediyorum. Yememden veriyorum. İki et için bize burada bağırıp çağırmanın lazım yok. Tamam vermiyorum. Gözün insanlık görsün. Bu ne? Adam tamam. Yemiyorum al. Kokmuş et getirdim. Yemiyorum git. Kokmuş sabahtan belli poşette ama bekliyor. Yalmış. Vallahi kokmuş bak adam korktu diyor. Közlenmiş patates, közlenmiş patlıcan, biber, domates hepsinden de güzel bir sığırma yapacağım. Ben her şeyimi ayarladım. Kömürü kaç kilo aldın? Bir çuval aldım. Bak kömüre bak kömüre. Bir çuval. Zeka yok bir şey yapamazsın falan dedim ama evet. Bize et ikram edince insan oluyor işte böyle böyle. Çıkar uğruna herkes bir yerde bak. İnsanoğlu arkadaşlar çiğ süt emmiş. Ben de dahilim. Amaç paylaşmaktır. Amaç insanlıktır. Murat amcayı da dışlamayın. Adamın parası yok diye sabahtan beri çadır nasıl olacak diye izliyor. Hala izliyor. Arkadaş ben kafayı yedim. Gel bir tiket ye. Herhalde senin beynin açlıktan çalışmıyor. Gel. Şunu birisi gitsin o da yeni bir tavukla dişsin bana. Hadi lan. Ayran geldi abi. Buyur. Bardak geliyor hemen. Acaba keramet kömürle ette mi? Senden mi çözemedim yani? Murat abi. Hop. Abi yapmışsın. Sen geldim. Var ya. Senden korkulur. Vallahi var ya. Ama YouTube'dan izledin abi. Bir şey diyeceğim. Şimdi sen ben takdir edeceğin ha. Seni öpeyim bak, gel. Tek, seni tek bir başıma. Öpeyim. Seni ben kartonda yatırır mıyım? Çadırımızı bir detaylı alır mısınız efendim? Buyurun abi. Çadırımız hazır. Birazdan yatmaya geçeceğiz arkadaşlar. Karnımızı maminin orada doyurduk, odandık falan filan. Burası patronun yeri. Yanına birilerini alabilir. Patron kim efendim? Sensin. Çadırımızın içinde iki bölüm var. Bir bölüm balkon kısmı. Burası balkonda maraba. Maraba bölümü mü? Evet, burası maraba. Sen maraba değilsin. Sen bu geminin kaptanısın. Sen buranın yıldızısın. Gene de balkonda yat. Serin olur bura. Efendim yastığımız, döşeceğimiz hepsi gelecek. Sen bundan sonra geminin kaptanı gerçekten sensin. Bu çadırı sen yaptın, ben yapamıyordum. Bütün benim mal varlığımı sana devrediyorum. Ölürsen senden de çocuklarına kalacak bu çadır. Ben ölümüm yakın mı öyle? Niye öyle? Allah gecinden versin. Bir bakalım dışarıdakiler ne yapıyor? Mami para içinde düğün çadırı almış. Rezil kepaze oldu. Şimdi karnını doyurdu. Bak her şeyi yaptı. Şu an yatacak yeri yok. Bence senin buraya otlanacak o. Gelir o. Şura çok güzel şu an bak. Hoş geldin. Patronun sesini duydun ya. Yürüyen cinsellik. Yoruldun mu? Edem s**tli ya. Ne yaptın? Patronun evet, sitene girebilirsin. Tamam kayıt bitmiştir. Sen rahatsız etmesin. Abi çok sen çok... ne bağırıyorsun lan durduk yere? Bak bak manyak bu ya. Çadırı sallayıp bağırıyor. Ben bir şey yapmadım ha. Şey vallahi yapayım. Ben bir şey yapmadım. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Burada çok ummalı bir çalışma var. Çok zor olur lan bu. Nasıl? Daha bunun etrafı var lan üstü var. Lan buraya kadar geldik bundan sonra mı zor diyorsun? Ha şuralar güzel olmuş ama. Bir kenar. Yatsana üstüne bir çık bak. Olmuş lan. Vallahi olmuş. Zıplatın beni zıplatın. Emre'nin yatağı da güzel olmuş ama üstü açık işte. Yağmur yağar. Atacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen böyle yatacaksın ya. Belki alttan dürten de olabilir. Sen dürtmezsen kimse dürtmez Murat abi. Adamlar Murat abi öyle bir yer yapmış ki bak buraya tak havada hiç böcek möcek gelemez. Üstü de öyle bir kapalı ağaçlar birbirine girmiş aynı böyle büyük bir çadır oluşturmuş lan tavan. Bak tavanı çeksene. Sizin Einstein'la bir akrabalığınız var mı? Sen bir dehasın. Sen de bir dehasın tebrik ederim. Ama bir tek ben yıldızları izlemek istiyordum. Yıldız diğer çadırda yattığı için izleyemiyorum. O ben miyim? Evet. La 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 la. Asıl yıldız burada çadırı bu kurdu. Bravo. Emeklerin başkenti. Arkadaşlar şu anda ben kendi yatağımı yaptım. 0 TL ile 6 tane skeç aldım çalışarak. Yatağım böyle. Burada bana yardım eden Yasin ve Yakup'a teşekkür ederim. Onlarla beraber yatacağız. Kesinlikle burada yatacağım. Çadır madır hiçbir şey istemiyorum. Bu. Çok rahat. Gerçekten efsane yani. 0 TL ile olabileceği rahatlığın iki katı. O çadır yerde ama bunun rahatlığını vermeyecek. Sen nerede yatacaksın? Bu arada ben yattım üzerinde. Evet. Gerçekten aklım çelindi yani. Çünkü ben de bir burada yatmak istedim. Eğer yer verirseniz burada yatarım. Yani kamerada nasıl, ne kadar rahat görünüyor bilmiyorum ama ben yattığımda çok rahattı. Kalkamadım hatta bir yere uyuyacaktım yani.
bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten böyle bir yer yapın ya. Gerçekten çok rahat. Arkadaşlar biz geldik. Sen nerede yatacaksın? Baba, sabahtan beri uykumuz gelmesin diye et yiyor. Psikolojimiz bozuldu, proteinden salak olduk. Baba, ufak bir yatacak yer verin. Bak ben de... Çadırım var kocaman, 5 milyarlık. 6 yok. Şimdi, olay ne biliyor musunuz? Sabahtan beri buradasınız, olayın farkında değilsiniz. Biz çadırımızı hallettik. Murat tamam. Abi geçti, sen uyudu bile. Emre de kendine çok güzel bir barınak yaptı. Havada uyuyacak. Sıfır değilim. Uykumuz geldi, yatmaya geçiyoruz. Size de bir selam verelim dedik. Karnımız zaten tok. Eti beraber yemiştik. Var mı bir isteğiniz? Ben size et verdim mi? Bana vermedin. Kanka et vermediysem ayranımı içtim. Seyirci de izliyor. Ananıza söver. Söyle. Tamam diyoruz, anlıyoruz evet. Bana yatacak bir yer verin. Verin gel. Benim 3 oda bir salon var yukarıda. Söz mü? Söz. Tamam, güçlerimizi birleştiriyoruz. Bir şey karpuz peynire sucuk yumurta. O karpuzu koydum, buz gibi yeriz. Tamam. Güçleri birleştiriyor mu? Birleştiriyor. Seni 3 evetle çadırımıza davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çadıra geçelim. Oh be. Arkadaşlar iki tarafa da yemek verdiğim için şu an yatak bana deniyorum. Bana yemek vermedin. İlk Emre'nin yatağını deneyeceğim. Ben insanlık yapıyorum. Oha. Sen peki bu yatağı... Sen neyi deniyorsun? Bana bura güzel ya. Tamam. Burayı beğendin mi? Bakacağım. Hayır çok beğendim. Bakacağım diye bir şey yok. O kadar şansın ben yok. Mi? Sen ne yaptın? Konforuna düşkün bir şekilde denemeler yaptın tamam, falan filan. Tamam burada çok güzel ya. Babacığım ben ilgilenirim. Ben çadıra geçiyorum. İyi geceler. İyi geceler. Burasını beğendim. Burası güzel ama ikimizi taşır mı Emre? Taşımaz mı? Arkadaşlar konumuz burada kapanıyor. Sebahtan buraya gelebilir miyim? Gelemezsin. İyi geceler. Biz çadırımızdayız. Ekip gelebilir. Mami hemen giremez. Kapıya tabela asacağız şimdi. Tek bir tercihin olmalıydı. Burasıydı Mami. Burayı tercih etmediğin için şansını kaybettin. İyi geceler. Ben yatıyorum. Sevgiler. Sabah görüşürüz. Şu an karnımız tok. Sağ olsun Mami bize et yedirdi. Balık belki tutarız. Murat abimiz sabahleyin güzel balık tutuyor. Yarın neler yaşayacağız bilmiyoruz. Hepinize iyi geceler, sevgiler, görüşmek üzere. Ekip Pert. Evet arkadaşlar, adada kaldık. Şöyle de gösterelim. Şu an ben çektiğim için siz göremiyorsunuz. Biz verdiğimiz sözü tutarız aga. Bakın gördüğünüz gibi güneş de orada. Tam oraya bir güzel like yapıştır. Babacı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Adamızda zeytin vardır ama dağ olmamıştır. Aha, ihtiyar kurt uyanmış. Hayırlı sabahlar, babam gibi konuştum bir an. Aa, bana güzel doğmuş güneş. Sana da ben doğdum. Ördek mi var? Aa, şunu. Nerede? Ha, gördüm. Ha, şurada, tamam gördüm. Buradan... Takipçilere ne demek istersin? Seviyorum onları. He. Hı, bak buradan daha net. Ay. Çok güzel görüntüler var ha. Herkes benim yaptığım yere geldi. Şurada bak. Uyuyor. Herkes eşkal. Nasıl sağlam yapmışsam artık. Helal olsun bana. İlk başta yedi ama. Hı-hı. Yedi. Ben artık evde uyumayacağım. Ben tüm yazı burada uyuyacağım. Uyuyor. Vallahi çok iyi. Ha ben yaptım oğlum. Olacak o kadar. Hadi, hadi gidin. Ya rahatsızlık verik millet. Uyandırak millet. Biz yaptık onu kanka. Gel sana ne izleteceğim. Valla. Günaydın. Ben bakmam ki anam. Mami abi ben de yiyeyim mi? Sana sabah kahvaltısını ben hazırladım. Şunu da doğrasana kanka. Bıçağın ucunu kim yedi? Açım. Tamam hadi ya. Abi. Bak Murat da oradan bakıyor. Sana veriyorum o da istiyor sonra. Aha bu da. Hayırlı sabahlar patron. Hayırlı sabahlar. Milletin hep sağ ol köpeği gibi ya. Kokuyor lan geliyor. Bak. Hayırlı sabahlar dedim. Hayırlı sabahlar tamam. Buyurun yiyebilirsiniz Murat Bey siz de yiyin. Hadi lan. Git daha bak. Başka yok. Hadi lan. Bak, şuna bak. Yiyişe bak ya. Daha ben bismillah demedik. Ayak ayak üstüne daha ya sofraya oturacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Geldi lan. Şuna bak hele bak.
Yani adam sağ olsun sofrasını açtı. Yani böyle mi yapmak lazım? Ne yapıyorsun? Hadi gel ye Murat, gel. Gözüme kan geldi çok ha. Çok elit mesela. Çok beş veriyor mu? Kediye mi verdin? Kedi yok ki adada. O zaman yuttum. Bizden iyi kedi mi olur? Hadi yiyeyim bakalım çocuklar hadi. Efendim şurada böcek girmiş herhalde. Kameraman sen aç mı? Yok abi, afiyet olsun. Ne yaptınız oğlum, benden habersiz sabah kahvaltı mı yaptınız sen mi? Sanki kahvaltılıkta eksik var gibi. Kaşar yok mesela. Kameraman burada. Dün gece öküz gibi yedim. Sabah sıçtım adamın bir köşede. Çadırlandı da yattı, çarapla hala uyuyor. Baba şimdi erkenden kalktı. Bir suya atlayıp kendime geleceğim, şu efsane. Buradan Tarsus'taki... Ben hocama meydan okuyorum. Boğmacasına. Evet oğlum, evet var. Atlasana sen ya lan. Ya. Kameraya arkamızı dönmeyin, değil mi? Seyirciye kaybolur. Kim seyircisini düşünen efsane YouTube'un Emre Gül. Telleri dondum. Ben yüzmelerin birçoğunu bildiğim için. Allah Allah. Bu da köpek. Köpeksin ya. Taksit kula. Şerefsiz. Kanka böyle poz veriyorsun ya, ben öyle yakışıklı çıkıyorum bak şimdi. Bir daha yap abi, bir daha yap abi. Niye kaldırıyorsunuz bu işi yere? Kaldırıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben harbi uyumadım daha. Seninle kalktık, kaçtıyorduk ondan sonra. Tamam git anladım. Evinde yat, sen de anlamıyorsun bir kalktın yani. Ne oldu? Hayatında ilk defa mı kalkıyorsun? Siz malsınız. Niye? Şimdi ne için uyandınız? Yani bir saat oldu da uyuyalar. Ben de uyumadım bak. Evet, defa sen hala uyanamamışsın. İyine. Hadi git böyle suya atla direkt. Deliye bak. Direkt bak adama suya atlamaya gidiyor. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Yaşar. Evet, video Yaşarlıktan çıktı. Arizona kertenkelesi avını yakalamak için suya doğru girdi. Önce elini avuçladı. Yakışıklı görünmem lazım dedi. Suya girmeden önce elini yüzünü yıkadı. Arizona kertenkelesi çiftleşme çağında şu an. Dişisine kur yapıyor. Dişisini kendine çekip etkilemek için. Ve Arizona atladı. Git git ilerlere git. Yani ilerlerde de yosunma şimdi ayağa bakılacak. Mayama bir şey değildi lan. Demeye başlar. Bak. Bir şeye değdi diyecek. Ve değdi. Yosun var, yosun. Ananı s**im ayağıma dolandı. Valla. Ve hani cevapları gördüğünüz gibi. Yıllardır tanıyorum. Panik oldu ve şu an yüzüyor, geri geliyor. Ooo. Kendime geldim ya. Gidek. Güzel ekim, tekne gelmedi. Nerede tekne? Gelecek. Ben niye uyanırdınız? Kendine gel diyorum ya. Tekne nerede? Gelecek. Emre nerede? Evet arkadaşlar, pahalı, orta, ucuz serisinin de sonuna vardık. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim ama en rahat yatak benimkiydi bu arada. Saat dedin 12 dedin, saate baktım 8.30 orada sana küfür etmeye başladı. 1 saat uykulu adam tamam, mı kaldı? Şey... Ben 10 milyarla çok rezil bir gün geçirdim. Evet. Niye böyle oldu? Ben böyle videolarda bir daha yokum arkadaşlar. Şey diyeyim, ben suya girdim, şey gene kendime gelemedim. Çok konuşmaya gerek yok. Ağalık da paşalık da bitti. Aynen. Evet. Evli evine köylük. Aa, onun vardı ne olur ya. Neyse arkadaşlar, güzel bir videoydu. Her şeye rağmen her şey güzeldi. Tamam arkadaşlar, bu serinin de böyle sonuna geldik. Devamı için 100 bin like istiyorum. Şuradan kanalıma abone olabilirsin. Şuradan da short kanalıma abone olursun. Şuradan da diğer videoları izleyebilirsin. Hadi biz kaçıyoruz. Bay bay. Anasını nikah ya. Allah'ım kimlerle uğraşıyoruz görüyor musun?